Merhaba arkadaşlar, Gamer Dip kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir korku oyun videosundan hepinize selamlar. Bugün From the Darkness oynayacağım. Daha doğrusu oynamaya çalışacağım. Çünkü oyunla ilgili birkaç Steam incelemesi okudum. İncelemeleri de zaten buraya SS olarak koyarım. İşte hani bu oyunu bitirebilen arkadaşınız varsa ondan uzaklaşın, o bir canavardır falan gibi yorumlar var. Son yılların en korkunç oyunu olduğunu iddia ediyorlar. Ben de dedim ki bir yerde korku varsa selamlar. Sanki hiç korkmuyormuş gibi. Her neyse gençler, lafı uzatmadan hemen oyunumuza başlayalım. Bismillahirrahmanirrahim, çok action'lı girmedik mi? Oo, kontrol bayağı iyi. Sağ tıkla zoom yapıyoruz. Çok gerçekçi geldi bu arada. Şu an direkt birinci şahıs tarafından oynuyor gibiyiz. 64. şeye gideceğiz sanırım. Daireye. Ortam bayağı gerici ve psikolojik korku oyunu olarak geçiyor. Ne oluyor oğlum? Dur bir lan. Arkadaşlar kat çıktıkça sıkıntı oluyor. 49.50'deyiz. 64'e çıkmam gerekiyor. Biraz daha çıkalım. Oradan bakarız diyeceğim de. Oo, komple mi karardık hocam? Hocam komple karardık da. Binebiliyor muyuz? Zaten bilmem ki. Gençler ben çok gerildim. Bir dakika bir kendime bir geleyim. Herhalde yorumları çok ciddiye aldım. Bir de hava inanılmaz sıcak. Gerçekten onun da etkisi var. Ha, 64 bura mı? Ananı avradını, ne oluyor lan öyle bir... Öyle bir kapı açma şeyi mi var oğlum? Tamam 64'e geldik işte. Geldik mi? Ananı avradını yapma. Uzun süre önce terk edilmiş burası arkadaşlar. Elektrik yok diyor. Tamam da... Ne yapayım, elektriği mi açayım anasını satayım? Geri çıkabiliyor muyuz? Ah. Anahtar buldum. Şuranın mı bu? Tamam güzel. İyi ilerledik. Bizi geri şeye göndermedi. Sigortaları kaldırınca gelmesi gerekmiyor muydu? Neyi yanlış yaptım? Neyi yanlış yaptık? Işığı açmadık tabii ki de. Oo, merhabalar. Merhabalar, merhabalar. Müthiş ortam. Rutubetli. Müthiş ortam. Resident Evil evi gibi. Sağ tıkla da yakınlaşabiliyoruz. Benim bir şarj aleti şurada, şarj etsem telefonu sonra oynasak olur mu arkadaşlar? İlerlemeye devam. Buraya... Oğlum biri var lan orada. Lan bu kim? Ha? Yemin ediyorum biri vardı orada. Ben yine kendime geleyim. Ya hava inanılmaz sıcak. Videonun ortasında kilo verdim anasını satayım. Yemin ediyorum şimdi duşa gireceğim, oradan yapacağım videoyu ya. Böyle bir sıcak mı var? Bu nedir ya? Kanka her yerde neden açılıyor ya? Evet, bence de çok karanlık. Burada mı Too Dark? Ne oluyor oğlum, bir girdik mi bir daha çıkamıyoruz. Kapat şuraları ya, Allah belasını versin. Ben daha başta gerildim ya. Bir tane de normal aile koyun arkadaş şuraya. Ananız. Arkadaşlar. Too Dark, Too Dark, Too Dark. Oğlum yemin ediyorum bak, izlerken nasıl hissediyorsunuz bilmiyorum ama oynarken çok geriyor. En son İblis'te böyle gerilmiştim ki en son korku oynarken İblis'i oynadım zaten. Ha? Efendim abi? Kim abi, ben mi geleyim? Beni çağırdılar da getir kuryesiyim ben. Sipariş lazımmış. Açsanıza kapıyı. Oğlum şunu kaldırın şuradan. Vallahi her gördüğümde bir şey sanıyorum ya. Şu odaya bir tekrar geldim odada. Bir şeyler araştırabilir miyim diye. Oğlum bu ne, Kanal 7'de çocukken çıkan Ümmühan gibi anasını satayım. Oo, bura açılmış. Nasıl kayıp ya? Nasıl kayıp ya? Aha. Bir anahtar daha. Bir anahtar daha. Too dark, too dark, too dark. Oradan nefes alma sesini duyuyor musunuz? Bir dakika. Bu evde biri var. Emekli bir baba var. Horluyor. Çok gerildim arkadaşlar. Ya bok vardı da korku kanalı oldun. Gidip adam akıllı Valorant, Valorant oynasaydın ya güzel kardeşim ya. Oğlum ben neren... Kanka öyle olmaz. Ona şey çağır. Polisler bir şeyle giriyor ya eve. Koçbaşı mıydı neydi? Onu çağır, öyle kıralım onu. Şimdi bizim açmadığımız oda nere var ya? Bura varmış arkadaşlar. Oğlum buranın kapısı değil mi? Ben buranın kapısı sandım bunu. Mutfağın kapısı sandım. Hah. Kayıp parçayı bulduk. Çok güzel. Tamam. Oyun güzel gidiyor. Bulmacalar zor değil. Çünkü arkadaşlar ben korku oyununda zor bulmacayı sevmem. Hani canavardan korkmakla mı uğraşayım? Bulmacayı yapmakla mı uğraşayım? Hani anladınız değil mi beni? Ananız! Ananız! Kendimden mi korkayım? Şu... Şimdi ana avrat söveceğim olmayacak. Şu maldan mı korkayım? Albümler. Heh. Get out mı? Niye get out mesela şu an? Bana neden get out şu an? Bak ruh kardeş, bir anlaşma yapalım. Sen beni bırak. Anlaşmamızın genel şartları bu. Sadece bu. Beni bırak yani. Bırakacağım mı peki? Ne oldu? Aa, ısızadan başladı arkadaşlar. Gelin izleyelim. Ya korkmamak için boş yapmam lazım. Onu bile yapamıyorum şu an. Çünkü korkuyorum.
Nereye gideceğim acaba? Too Dark. Hocam hala Too Dark mı? Peki. Ne oluyor lan? Ha? Albümü buldum. Şurayı da söndür de tam olsun anasını satayım. Göz gözü görmeye pus sanma takipler ses etme sus söyleyeyim ben. Şimdi bana objektif yani bir görev gibi bir şey vermişti. Albümü al diyordu. Albümü aldım. Fakat buraya bir sürü insan taşağı doldurmuşlar. Bu ne oğlum? He? Anam! Koyayım ya. Koyayım ya. Uf. Ya hiç beklemiyordum ya. Ya oğlum birkaç gün önce ne güzel bir tane Ghostface oyunu çekmiştim. Böyle salaktan bir şey. Kapatma artık şunu ya. Deleceğim ananı şimdi. Allah'ım sen bana yardım et. Oğlum ne kapıyı mı açayım anasını satayım? Açamıyorum ablacım, yok yok açamıyorum. Ya bu oyunu bana öneren aklına sıçayım senin mami ya. Yemin ediyorum bu oyunu bana öneren aklına sıç. Shift Turan mı? Nereye 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 nereye? Gel lan senden korkmaz. Yok yok tamam tamam. Ne oluyor içine çekti beni. Birini mi yiyor lan o? Alo? Abi bir an üstüme atlarsa korkmam çünkü kendimi ona hazırladım. Yo 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 yo. Yo yo yo. Yok abi ben getir kuryesiyim ya. Seninle bir işim yok benim. Ne oluyor ya? Tık tık tık. Şey bu şey. Barış Manço'dan değil mi bu şey? Dur bir dakika bileceğim. Allah beni pulla. Değil mi o? Bug'a soktum ruhu. Saving dedi, saving dedi çünkü kapı açıldı. Lan onu vurduğunu satayım. Bu ne? Oğlum giant dev gibi bir şeydi. Neydi lan o? Arkadaşlar bu yan odaya geçti. Davullu zurnalı düğün yapıyorlar bunlar. Ne oluyor şu an ya? Oğlum burada birisi var. Ananı s***. Önümü de göremiyorum ki kaçamıyorum da yani. Dışarıda fil mi var oğlum ne oluyor? Fil getirmişler lan. Delireceğim vallahi kafa yiyeceğim şimdi. Kankacım. Tamam evde. Hiçbir yere gidemiyorum şu an burada kaldım. Sen beni inanın buraya gönderdiğine göre burada bir şey olmalı ya. Aha. Gidişi açılmış arkadaşlar da burası kanla dolmuş, şeyle dolmuş. Vallahi sıçacağım şimdi şuraya ya. Ya bir tek bu oda açık ve her yer karanlık. Ne yapmamı istiyorsun? Yani oyundan anladığım kadarıyla her tarafı kapatıp seni bir açık odaya yönlendirdiyse orayla işin oluyor da çözemedim. Ha. Ben buranın kilitli olduğunu bile bilmiyordum bu arada, ne yalan söyleyeyim. Ne oldu, buranın şifresini mi bulacağız bir de? Şimdi testleri oyunundan yola çıkarsak. Dur yapma dur. Şu mu ilk sembol? Ben biri geliyor diye spamlerken yatağın altına girdim yanlışlıkla. Bu ne? Örümcek mi lan o? Tamam onu bir aklımıza tutalım. Ananı avradını satayım. Bu ne? Arkadaşlar korkunuzu yenmek için onun üstüne gideceksiniz. Aynaya doğru gittim ve onu yendim. O ne lan? Şimdi gençler bu yatağın altındaki örümcek gibi olan şey yeşil. Tamam bunların renkleri varmış. Şu an birazcık denedim şifreleri tam çözemedim. Sonra şurada mavi bir simgemiz var. Sonra şu şifreyi buldum. Turuncu sarı işte. Böyle iki, iç içe geçmiş iki tane elips şeklinde. Son olarak kırmızı da şu tavandaydı. Tamam. Arkadaşlar başardım. Biraz gereksiz uğraştım ama yanlış tarafa girmişim şifreleri. Şifreleri buldum ama yanlış tarafa girmişim. Sonuç olarak başardık diyebiliriz. Ama şimdi orada ne bulduk? Hah. Ya bu bir yandan iyi oldu bir yandan kötü oldu şimdi ya. Vallahi bir yandan iyi oldu bir yandan kötü oldu bu ya.
Şimdi sadece belirli noktaya odaklandığınız için bununla biraz hoş değil. Ha, bir saattir buraya bu yüzden mi giremiyormuşum ben babacığım? Hadi bakalım. Asıl oyun şimdi başlıyor gibime geldi ama. Fener çok gerçekçi ama. Ananı avradını. Michael bunu yapmayacaktık oğlum işte. Ne diyor? F diyor. Ha. Duydum mu diyor. Duydum. Duydum evet evet. Böyle mi anlaşacağız? Save aldığına göre sıçtık. Kapı açılmış arkadaşlar. Bayağı da güzel açılmış. Buradan zaten geri gidemiyoruz. Ha. Işığı sevmez diyor. Ne yapayım? Bana ne oğlum, ben seviyorum. Yemin ediyorum size olan saygımdan dolayı devam ediyorum şu an. Solo falan oynuyor olsam kesinlikle bırakmıştım. Orası kapalı. Şuraları falan bir iyice araştırsam da rafların arasından bile bir şey çıkacak gibi hissediyorum anasını satayım ya. Ananı avradını. Anahtarın yolunu söylemiş ama. Parmak, göz, diş. Ananı avradını, bu ne, odaya zincir vurulmuş lan. Parmak, göz, diş. Dayı merhaba. Doğru analiz etmiştim. Herhalde değil mi? Ha? Sakın o dediğini yapma bana. Bir şey diyeceğim, bana bir pense gösterdi. Onu nereden gösterdi? Bir pense gösterdi bana. Onun adamın dişini sökeceğim diye tahmin ediyorum da. Evet evet. Vav vav vav. Bu ne lan? Pense ararken parmak bulduk anasını satayım. Ne alaka? Parmak dedi, göz dedi, diş dedi değil mi? Dişi adamdan sökeceğiz. Onu anladık. Geriye bir tek göz kaldı diyorsun babacım. Onu diyorsun ve... Girmese miydim acaba? Girmese miydim? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Ne oluyor oğlum? Nereye gidiyorum lan? Ananı avradını, ciddi diyorsun. Bu büyük ihtimal şeyin anahtarı. Ta mutfakta kilitli bir yer vardı ya. Dur neresi orası? Şurası. Büyük ihtimal buranın anahtarı bu. Doğru muyum hocam? Doğruyum hocam. Çok iyi gidiyoruz. Oha! Ananız! Anasına mı sövsem, babasına mı sövsem, şimdi gireceğim. Tövbe yarabbim ya. Yemin ediyorum var ya, benim sandalyede böyle oyuncu koltuğu falan değil ha, şey sandalyesi. Ne oluyor oğlum, ne ağlıyor lan? Allah belanı versin, o nasıl bebek? PSD değil, bayağı bahçe makası gibi bir şey aldım ben anasını satayım. O ne oğlum, nereye gösteriyor o ya? Ben bunu niye, ha zinciri kırmak için aldım. Sen mi ağlıyordun bu çocuğu? Allah belanı versin senin. Şurada bir yer... Heh! Ulan kaç kere geldik buraya, nasıl görmemişim ya? Aldıktan sonra inşallah anahtarı verecek bana yani oradaki. Büyü onu diyordu Allah'tan. Ay dişim acıdı lan. Şimdi bu bize... Nano avradını satayım, bu ne? Bir şey diyeyim mi? Şu adamın filmi var. Bak şu maskeyle bir tane film var. Adını bulursam buraya koyayım. Şimdi bir şey diyeceğim, biz o zaman o kuru kafaya gitsek. Şimdi kuru kafa kardeş, ben sana birkaç bir şey yapacağım. Sana göz monte ettik tekrardan. Aha. Anahtarı vermedi yalnız, bir kağıt mı verdi, bir şey verdi, ne verdi? Ha, karanlıktayken çok güçlüymüş. Dolayısıyla diyor ki tüm odaların ışığını açarsan kaçabilirsin diyor. Okey. Abicim eyvallah, anahtarı da verdin, sağ olasın. Bu ne lan? Ha. Yavaştan seks başlıyor. Şuralardan verdim ben şimdi. Kapı aç. Ne oluyor lan? Getir kuryesim ya arkadaşlar, heyecanlandım ya. Ananı avradını, ne diyorsun? Ne diyorsun? Merhabalar. Sana da merhaba kardeş. Kolay gelsin. İzlemesen böyle beni. Bir şey diyeceğim, sen Tobin Bell'e mi benziyorsun lan? Bir andırıyorsun ha. Bir hafiften bir Tobin Bell'lik sezdim senin, haberin olsun. Zaten hep aynı yerde dolanıp duruyorum galiba, anlamadım ki. Şu an dur, bir paradoksun içine düştüm arkadaşlar. Şu an zamanda bir kayma yaşıyorum. Nereye gidersem gideyim. Şey oluyor, terse gitmeye çalışıyorum şu an. Bir şey değişeceğini zannetmiyorum ama. Gördüğünüz gibi dayı hep burada. Ne yaparsam yapayım. Bir şey diyeceğim, burada başka yol yok mu? Ben gidemiyor muyum başka bir yerden? Gidebiliyorum. Aşağı herhalde değil mi? Ama gitmez ola mıydık acaba? Harbiden gitmez olaydık. Oradaki try again muhabbetini anlayamadım ya. Yine mi aynı yere geldim? O zaman bir şey diyeceğim. Aşağı indiğimizde şuradan gidiş var mı? Şuradan falan geçemiyoruz. Okey. Şu kapıyı açmıştım az önce.
Bir de şunu açalım eğer açılıyorsa, ki buranın önünde göz varmış. Buradan gitmem daha mantıklı olur sanırım. Ama yine mi aynı yere açılıyor? Bu sefer dayı... Git lan! Bu sefer dayı yok. Biraz daha farklılaşıyoruz sanki. Allah belanı versin, git artık. Ne oluyor, beynim yandı ya. Bir geldiğim kapıdan bir tekrar geçeceğim bakalım. Şu an tam çözemedim çünkü. Bu tür hakim olamadım, evet. Bir şeyi farklı yapmayı başardık. Buralarda bir şeyler olmuş. 83 tane kapı gelmiş. Bunlar zaten duvara açılıyor. Bu nereye açılıyor? Anlaşılan bu katta bir işimiz var. Buradaki tüm kapıları kontrol ettik. Yukarı falan çıkabiliyor muyum? Burada ta... Ananın ordunu. Ha lan oğlum, bir an dedim. Yemin ediyorum abi, senin ne zeki adamsın. Bir an bir şey buldum sandım da. Bir şey diyeceğim buradan. Wow. Okey. Yine en başa attıysa vallahi ana avrat söveceğim artık. Heh. Farklı bir yer sanırım. Farklı mı lan? Yani şurası farklı, evet. Ya da sanırım farklı bir yer. Hadi bakalım. Şöyle aşağı indik derken. İnmeseydik keşke. Fener de gitti. Meşaleler de yanmış. Şampiyonluk kutlaması havası var şu an. Kendi gölgemden korkmam dışında hiçbir sıkıntı yok. Kendi gölgemden korkmam dışında hiçbir sıkıntı yok. Bu ne oğlum? Nereye geldim? Ananı avradını satayım Hiko baba. Oğlum nasıl bir görüş anasını satayım? Ben buna ne yapacağım? Abi kolay gelsin. Seni şöyle alayım da belki thumbnail'a falan koyarım. Çok ürkünç lan. Bunu yoksa böyle mal gibi buraya dikmezlerdi. Fenerim falan... Abi bir çakmağım var mı be? Çok iyi bu arada efektler. Şu an gerçekten tam çakmak çakmış gibiyim. Ne oluyor lan? Abi sen misin? Giremiyorum ki oraya da odaya. Odaya sokmuyor beni. Oğlum çok gerildim. Yani gameplay ve akıcılık olarak gerçekten müthiş bu arada oyun. Gördüğüm ilk kapıya tıkladım ama teslim oluyorum. Nereye geldim? Burayı daha önce... Kardeş çakmağı geri almaya geldin herhalde. Kardeşim selamlar. Senin çakmağı vermeye geldim. Öyle full bana mı bakıyorsun gezdiğim zaman? Vallahi bayağı da çirkin. Allah'ın belası bir şeysin ha. Aa! Asansöre binmişim oğlum. Lan ben bunun yanına gezmeye girmiştim. Kolay gelsin. Nerelisiniz? Anladım, ben de Sivaslıyım. Açsana da şuraya. Teşekkürler. Kolay gelsin beyefendi. Ha, pardon. Ne alaka dedik de. Kafama tüküreyim, ne demek ne alaka? Mumları alıp yakacağız işte oğlum Ahmet. Salak mısın? Zaten var diyor. Nereye götüreceğim bunu babacığım? Ha, bir tane buraya. Tamam, her odaya götürüp birer tane koyacağız. Bunu yapma sebebimiz de arkadaşlar, eğer anlamadıysanız, karanlıkta çok güçlüymüş bu ruh arkadaşımız. Dolayısıyla diyor ki bütün eve ışığı yayarsam diyor, Allah'ın belası yine bakıyor oradan ya. Oğlum bu ne çirkin, ne korkunç bir şey. Tövbe yarabbim. Tamam. Bir şey geldi, bir şey geldi. Zincir sesi, zincir sesi. Ananı avradını satayım. Ananı avradını satayım. Ne oldu oğlum? Şey. Çakmak. Bir şey diyeceğim, ben bunu zayıflattım mı daha da mı güçlendirdim? Ne oldu şu an bütün evi? Böyle gün batımı gibi yaptı. Şu çok korkunç bu arada. Şu gerçekten inanılmaz korkunç bir şey. Bismillahirrahmanirrahim. Aa ne oldu? Neyse arkadaşlar, göreve devam. Göreve devam. Her odaya bir mum kampanyamız devam ediyor. Ananı avradını satayım. Ne olur bit bir an önce ya. Daha ne kadar uğraşacağım? Ananı avradını... Scary Stories diye bir tane film izlemiştik biz ekiple. Onda da böyle yaratıklar vardı, böyle göbekli falan diyeceğim de, buradaki mumu mu söndürdü? Oğlum pezevenk misin? E buradaki de söndü o zaman. Sana mum koyabiliyoruz mu? Sana da koyduk. Ama deleceğim şimdi ananı. Burada önlüğümüzü alalım diyeceğim de, benim kapım mı kapandı? Zorunda mıyız acaba size gelmek? Buradan satayım. Ne oluyor? Ha? Çok gerildim. Hepsi üstüme koşunca yemin ediyorum aklıma bir sahne geldi. Ergen kardeşlerimiz iyi biliyordur o sahneyi.
Hadi şu son mumu da koyayım. Lütfen git. Bak sabahtan beri hızlı koşabiliyorum. Şu an son mum ya. Hızlı koşamıyorum abi. Oyun shift'e engelliyor. Oyun shift'e engelliyor. Koymadığım oda var mı? Şu koridora koymam gerekiyor mu peki? Ha yo, şu oda var. Bir dakika. O odayı da aydınlattık. Allah'ım bismillahirrahmanirrahim. Sen yardım et ya Rabbim. Yani ne oldu şu an peki? Aha. Yemin ediyorum son oda açıldı. Son oda açıldı, son mum. Son oda, son mum. Yaktım. Vallahi yaktım. Bitti. Özgür müyüz? En aşağıdan gelmiştik. Topraktan geldik. Toprağa gideriz arkadaşlar. Kat 2, kat 2, kat 2, kat 2. Yok, 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 yok. Sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Of. Çok rahatladım. Yemin ediyorum çok rahat. Bir kilo sıçtım. Yani izlerken çok avantajınız var. Ne bileyim, ben konuşuyorum. Videonun sesini kısabilirsiniz vesaire. Ama oynarken öyle değil arkadaşlar. Bambaşka bir şey. Yapan eden kim varsa elini kolunu s**eyim yani. Gerek yoktu bu kadar şeye de. Şaka bir yana, kim yaptıysa eline sağlık. Çok güzel bir oyundu. Gameplay çok güzeldi. Akıcılığı çok hoştu. Ve tam tadında bitirdi. Hani böyle sıkılıyoruz derken bitti oyun. O yüzden benden iyi bir not aldı diyebilirim. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. İyi günler, iyi geceler.